Kurdun yaptığını yapmak. Bir adamın elsiz olduğunu ve bir pazarda her çeşit el satıldığını farz ediniz. O farazi pazara giden bu adam, insan eli satılan dükkana vardığında bu elin üzerinde 150 bin lira etiketini ve yanı başında kurt eli satılan dükkanda ise kurt elinin üzerinde 150 lira etiketini müşahede etse. Elbette ki ne pahasına olursa olsun insan eline müşteri olacak ve onu satın almak isteyecektir. Şimdi bu adam 150 bin lirayı ödeyerek insan eline aldıktan sonra o el ile kurdun elinin yaptığı işi yapsa ne kadar divanelik etmiş olacaktır. İşte kendisine takılan bu cihanbaha cihazat-ı insaniye ile hayvanatın yaptığı işleri işleyen bir kimsenin ne derece hasarete düştüğünü bu misalle kıyas ediniz. Evet, emanet mermiler. Bir asker kendisine sayı ile teslim edilen mermileri kumandanının izin vermediği yerlere boşuna harcadığında ceza gördüğü gibi, onları düşman askeri yerine kendi silah arkadaşlarına karşı kullandığı takdirde ise cezası kat kat ziyade olur. İşte bizim ömrümüzün her bir saati veya dakikası da Allah tarafından sarf edilecek saha belirtilerek verilmiş birer mermi hükmündedir. Bu emanet mermileri malayani şeylere ve İslam'ın nehyettiği sahalara kullanmaktan katiyetle içtinab etmemiz icap etmektedir. Yukarıda verilen mermi misalini genişleterek göz dürbününe, ceset elbisesine ve insandaki sair cihazlara tatbik edebilirsiniz. Evet, başıboş değiliz. 100 tane koyunu olan bir adam bunları başıboş bırakmayıp bir çoban tutmak suretiyle onları hem başkalarının tarlasına girmekten men ediyor ve hem de hırsız ellerden ve kurtlardan muhafazaya çalışıyor. İnsanlar değil koyunlarını, tavuklarını dahi başıboş bırakmıyorlar. Tavukların başıboş olmayacağını bilen bir insan nasıl oluyor da kendisinin başıboş olduğunu zannedebiliyor? Ve yine tavuklarına hassasiyet gösteren insan nasıl oluyor da Hakim-i Zülcelal'in insanları başıboş bırakacağına ihtimal verebiliyor? Evet, hayatın kıymeti ve gayesi. Hayatının son dakikalarını yaşadığını bilen bir kimseye bütün servetini verdiği takdirde ömrünün bir ay daha uzayabileceği söylense, elbette ki hiç tereddüt etmeden bütün servetini verecektir. Demek ki bir ömür boyu kazanılan servet bir ay ömre mukabil gelemiyor. O halde hayatımızın kıymetini bu misale göre ölçüp ona göre değerlendireceğiz. Bir günü dünyalara değen ve göz, kulak, dil, akıl gibi küçük bir cihazı dahi kainatla değişilmeyen insan hayatı elbette ki ebedi saadetin kazanılması için verilmiştir. Dünyevi işlerimiz ise beşeriyet itibarıyla ferdi veya içtimai hayatımızın devamı için yapmamız gereken bir takım faaliyetlerdir. Bu faaliyetler hayatın gayesi olamaz. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesidir. Hakikatının işaretiyle insanı elma ağacının başındaki bir elmaya teşbih ettiğimizde şu hakikat kendini güneş gibi gösterir. Bu meyve sadece kendini
beslemek için yaratılmamıştır. Ve bu meyvenin ağaç ötesi bir gayesi olacaktır. Aynı şekilde kainat ağacının başında duran insanın da kainat ötesi bir gayesi olacaktır. Böyle bir insanın yaratılışının gayesi iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah ve Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek gibi ulvi maksatlardan başka ne ile izah edilebilir?